Ve başlayalım efendim bu akşam saat 8'de TV8'de Survivor'ın yeni bölümü var. Bakalım akşamleyin bizi neler bekliyor. Benim yüzümden takım aslında birçok kez negatife düştüğünün farkındayım. İsmail abiyle geçen gün tartıştık. Sesimin sana hiçbir şekilde yükselmemesi gerekiyor bence. Asla kin tutan biri değilim. Kin tutmakla yutmak arasında bir fark var. Survivor başladığından beri hiçbir iletişimi kazanamadık. Bir şeyler iyi gidiyor mu? Ben kardeşimin durumunu gerçekten merak ediyorum. Artık iletişimsizlik Özlem'in çok üstünde. Elektrik olmayan bir köyde bile çalıştım ama ben ailemi, arkadaşlarımı hiç bu kadar özledim. Çok ihtiyacım var. Yani gerçekten yemekten bile çok ihtiyacım var. Onlar için Survivor'daki en anlamlı oyunlardan biri. Kim hızlıymış gönder onlara, kim hızlıymış? Her şeylerini ama her şeylerini ortaya koymaya hazır iki takım izliyoruz. Savaş yapılıyor. Oynadın. Özlemlerini giderebilmeleri için kazanmaları gereken 10 sayı. İlayda kötü düştü. Haydi! Yani ünlülerin mi yoksa gönüllerin mi? Sabır! Hadi abi! Ahmet'im! Senin için! Sonra 2021'de yeni bir eleme konseyi. Ünlüler takımından bir üye alacak bu akşam. İlk aday Yiğit olmuştu. İkinci adayımız Çağrı oldu. Üçüncü adayımızı bu akşamki oylama birincisi belirleyecek. Ve üçünüz arasında en az oy almış olan Survivor'a veda edecek. Evet. Yani bence akşamın olayı Batuhan'ın takımla yüzleşmesi. Ama şunu anlamadım yani. Ne hani, çıkarıyor acaba? Hayır, röportajlarda hep böyle kendini haklı görüp yemezler falan yapan Batuhan. Bunların dişi bana geçmez gibi ağır laflar söyleyen Batuhan çok güzel bir hareket bu arada. Gidip takıma bazı noktalarda negatif durumlar yarattığını biliyorum gibi bir yüzleşme yaşıyor. Helal yani olsun. Yaptığı doğru ama bu sefer kendi röportajında söylediklerini taça atıyor. Olsun, helal olsun, hatasını anlamış, doğru yolu bulmuş. Ki hakikaten çok yani ortadaydı bütün takıma karşı böyle bir huzursuzluk çıkardığı en son bench'te yaptıkları falan. Hı-hı. Hatasını anlamış, helal olsun, alkışlanacak hareket. İnşallah bir daha bu olmaz böyle. Acaba herkese karşı mı aynı peki? Yani İsmail'le olan arasını düzeltmek istiyor. Genellikle mesela İsmail'le anlaşamıyor ya da bir tartışma yaşıyor. İsmail'le kavga edemiyor. Mesela Öykü'yle daha fazla kavga ediyor. Başkasıyla evet. Kavga ediyor, başkasına karşı lafını esirgemiyor. Fakat İsmail'e gelince böyle bir susuyor. Ya da tartışmasını böyle bir seviyede bırakıyor ve geri çekiliyor gibi hissediyorum ben. Voleybol maçında da aynı şeyi yaşadık. Daha önceki bir önceki günde izlediğimizde de mesela. Yani İsmail, toplu pişmanlık evet, değil, İsmail'e karşı özellikle evet, bir. Evet yani öyle mi acaba, yoksa herkese karşı bir özür dileyip mesela Öykü'nün burada bir konuşmasını görüyoruz ama yine tekrar mimikleriyle böyle hani anlat Öykü sen, evet, ben inanmıyorum tadı var, onu hissettim. Yani İsmail'in özelinde İsmail'i sanki böyle barışmak almak istemiyor olabilir. Hani İsmail SMS birincisi, SMS birincisi, bir de Adana'nın performansı iyi oyuncularından biri. Yaş olarak da olgun bir adam. Ya, ama o kadar olgun ve sakin bir adamı bile en son çıldırttı yani ateşin başında. Şey yeter artık yeter diye. Karşına alacağın kişi SMS birincisi ise senin de imajın o anlamda öyle olmaz mı? Yani SMS, şimdi sen kendine güveniyorsan. Ama zaten riskli, bak Survivor'da iki kere SMS'te birinci çık ilk 8-10 hafta. Bir iki son 8'e gideceksin aşağı yukarı söylüyorum hani. Gidersin. Sen bir istisnaydın. Ona bir şey demiyorum ama genelde böyle. Şimdi böyle bir durumda Batuhan'ın İsmail'e tabii ki burada haklı değildi. Biraz fazla şey yaptı ama Batuhan'ın İsmail'le kendini her anlamda rakip görmesi Batuhan'ı yükseltmez mi seyirci gözünde? Tabii. Normalde ama öyle ama SMS birincisinden de çekinir insan. Tabii. Yani daha yakın olmak. Rekabet farklı ama biraz burada işin içine devreye saygı girdiği için. Şimdi sonuçta senden yaşça büyük olan İsmail var. Ne kadar kendini bir tutarsan tut hiçbir zaman saygıyı elden bırakmaman gerekiyor. Burada söylediği şey benim sana sesimi yükseltmemem gerekiyordu. Hı hı. Ben aynı şeyi, aynı pişmanlığı biraz da Öykü'ye göstermesini beklerdim. Çünkü karşısındaki kadın bir yarışmacı ve senden yaşça büyük. Ve genel takımı düşünen ve toplayan bir yarışmacı. O yüzden özür mağabında aynı konuşmayı Öykü'ye de yapması gerekiyordu. Evet ama Öykü de sert kaya bu arada. Hani bak ne diyor şeyde bile, kin olayında bile ben ilk defa böyle bir laf duydum hayatımda. Ben kin tutmam, kin yutarım gibi bir şey söylüyor. Ya da öyle yapılmalı gibi bir şey söylüyor. Hani kini yutsam bile ne demek o hala içimde. Hani bir yerde duruyor bak. Öykü tutmuyorum ama bir yerde akıllı, duruyor. Midemde duruyor. Çok akıllı. Çok nerede ne yapacağını çok iyi bilen. Yani şöyle söyleyeyim.
Öykü'nün performansı bir Ayşe gibi, bir İlayda diyorum, Aleyna gibi olsa Öykü'nün performansı uzar gider yani, öyle söyleyeyim. Yani. Bak, acayip şeyler izleriz. Öykü'nün ben gücün nerede? Yani Öykü performans çok pardon. Performansı bir tık geride olduğu için çok şey değil yani. Hani performans yapamıyordu. Yani, olmaması bak şu an mesela listede en sonda. Ona rağmen Öykü dominant bir karakter yani. Bir de performansa eklense buna Öykü acayip bir şekilde izlerim biz Öykü. Öykü'nün ben gücünü yaşanmışlıklarında buluyorum. Geçen hani birkaç olay anlattı. Kesinlikle. İşte Trabzon'da yaşadım, ailemden kesinlikle ayrıydım, amcamla şöyle böyle bir şeyler anlattı. Şimdi onun içinde öyle bir bir hayat şeyi buluyorsun ki hani zorlanma diyeyim. Hayat okulunu olarak, okumuş yani değil mi? Abi evet. Tabii net. Hayat yani, okulunu okumuş. O gözle baktığı için iyi bir gözlemci, iyi bir... nasıl diyeyim, kriz yöneticisi. Çünkü kendi yaşamış. Evet. Zaten bak hayatta çok başarılı insanlara bak. Hep ya ekonomik olarak bir dibi görmüştür. Ya annesi babası ayrılmıştır. Ya erken yaşta annesini babasını kaybetmiştir. Çünkü hayat şöyle bir şey abi. Bu tokatı vurmadan sana ayrılmıyorsun şey abi. Tokat yemeden hiçbir şey olmaz abi. Tokat sen yedin böyle bir tokat. Yedin. Hayatım tokat diyerek geçti be. Kardeşim hayatım yedin. Tokat diyerek geçti. Hep hata, hep hata, hep yanlış, hep yanlış. Hep düştüm kalktım hep yani. Öyle olması lazım zaten. O zaman hem insan tanıyorsun, hem hayatı tanıyorsun. İnsan yönetme yeteneğin gelişiyor. Öykü'nün de mesela insan yönetimi çok iyi. İnsanları yönetebiliyor yani. Evet. Ve yani bence birçok şeyde kalıbına, üslubuna, ahlaka uygun yapıyor. Hani çok bir şey yok. Etik dışı bir şey yok. Yani, etik dışı bir şey yok yani. Öykü mesela iyi bir kadın, iyi bir anne, iyi bir insan. Böyle bir şey görüyorum onda. Böyle beni anne çekiyor yani. Ha? Anne? Anaç bir yapısı olur var. Yani. Ha, olur yani. Olur. Yani öyle bir durum hayır, var. Bak o tecrübe ve şeyi gücü hissediyorsun Öykü'de mesela. Ya yani aslında yapıcı aynı olan birisi. Ben hani Öykü dominant bir karakter fakat hani böyle birilerini ezmek ya da onları böyle taca çıkartmak için hareketler yapmayı isteyen bir insan. Tercih etmiyor. Herkese hakkını teslim etmek isteyen bir tarafta. Ve ben mesela Batuhan'la yaşadıkları o gerilimde hani birisinin üstüne o çizgiyi çekersin ve daha sonrasında artık hani Bora'da da o vardı ya. Hani birisiyle eğer kötü olduysan ona oyun alanında da kötü davranır. Bir şey olsa da artık onun üstünü çizdikten sildi. Sonra evet. Hani bu saatten sonra kırmızı halı da serse önüne onun için geçmiş olsun durumda. Hani Öykü'de de ben onu hissediyorum. Şimdi Batuhan'la bu durumu yaşadılar. Artık bir daha bunun sanki geri dönüşü olmayacak. Saygı evet. Çerçevesinde kalsın olayımız. Hani oyunlarda birbirimizi destekleyelim ama her şey o kadar kalsın gibi. Hani bu duruş da bana göre bir güzel geliyor ama hani çok keskin köşelerin olduğu zaman da bunun negatif taraflarını da yaşayabiliyor insan. Öykü şu an başkalarının yaptığı hataları bir şekilde cebinde biriktiriyor evet. Öyle. Bir gün o kartları açacak.